Ahir zamanın en büyük problemlerinden, sıkıntılarından, meselelerinden birisi de faiz konusu ve Hazreti Adem'den şimdiye kadar bütün insanların başında bir bela. Fakat bu ahir zamanda insanlar maalesef daha çok buna kendilerini muhtaç görmüşler, mecbur görmüşler. Bu son hemen hemen 200 senedir de İslam aleminde daha ciddi manada yerleşmiş olan bir illet, bir hastalık. Yani namaza gittiği halde, camiye gittiği halde, belki günde beş vakit namazı cemaatle kıldığı halde, kendisini faize mecbur gören bir topluluğun maalesef içindeyiz şu anda. Onun için biz şu kanaatteyiz, yani bunu bir mümin, bir Müslüman bildiği halde yapmaz. Bilmediğinden dolayı yapar bir yer okuyacağız. Bunu ayetlerle, hadislerle, hatta semavi kitapların bazı ayetleriyle, yani bozulmuş olsalar bile, bakıyorsunuz ki yine faizin yanlış bir şey olduğunu, haram olduğunu, Allah'ın razı olmadığı bir fiil olduğunu yine ifade ediyor o kitaplar. Bununla beraber filozof dediğimiz sadece akılla giden, fakat aklı da bozulmadığından dolayı bu gibi meseleleri çok güzel değerlendiren filozofların ifadelerine de yer vereceğiz. Bakacağız ki akıl sahibi, vicdan sahibi olan herkesin ortak noktası. Yani semavi dinlerin ve aklı başında olan semavi dinlerden de istifade etmemiş olan insanların da ortak noktası faiz yanlıştır. Bir topluma faiz yerleştiği vakit o toplum bitmiştir demektir. Yani onun ahlaki değerleri de biter, ekonomisi de biter, her şey de bu manada biter diye. Bakıyorsunuz ki iki taraf da ciddi manada burada sanki ne yapmış? İttifak etmiş. Dolayısıyla bu meseleyi bir okuyalım. Biz nasıl bir illetin içindeyiz? Nasıl bir sıkıntının içindeyiz? Nasıl bir derdin içindeyiz? Kendimiz anlayalım. Faize girmenin de bundan sonraki faturasını da bir insan hem maddi hem manevi, hem dünyevi hem uhrevi vereceğini de bilerek girsin girecekse. Yani tevillerle, acaba bir çıkış yolu yok mu gibi meselelerle, ifadelerle faize girmeye çalışan bir toplumun içindeyiz. Cenab-ı Hak bizi ve toplumumuzu, alem-i İslam hatta insanlığı böyle bir illetten muhafaza buyursun inşallah. Üstadımız Lema'ta İki yer almış burada. Biz bir yeri okuyacağız. Lemaat Risale-i özeti gibi, çekirdeği gibi. Ve bunu açtığınız vakitte risale ortaya çıkıyor. Bir bölüm okuyacağız ve bu bölümün de bize neler kazandırdığını, neler ifade etmek istediğini evet. inşallah beraber müzakere edeceğiz. Anlamaya gayret edeceğiz inşallah. Beşer hayatını isterse, enva ribayı öldürmeli. Beşer hayatını isterse enva ribayı yani faizin bütün çeşitlerini öldürmeli. Tabakay havastan tabakay avama sılay rahim kopmuştur. Aşağıdan fırlıyor sadayı ihtilali vaveylayı intikami kin ve haset enini. Yukarıdan iniyor zulüm ve tahkir ateşi. Tekebbürün sıkleti, tahakküm saykası. Aşağıdan çıkmalı tahabbüp ve itaat, sevgi ve itaat çıkmalı aşağıdan, aşağı tabakadan. Hürmet ve hem imtisal, hürmet olacak, emre imtisal olacak, muhabbet olacak ilahir. Fakat merhamet ve ihsan yukarıdan inmeli. Havas tabakasından avama da merhamet ve ihsan inmeli. Hem şefkat ve terbiye. Beşer bunu isterse sarılmalı zekata, ribayı tard etmeli, kovmalı. Kur'an'ın adaleti, bab alemde, alem kapısında durup ribaya, faize der yasaktır. Hakkın yoktur, dönmeli. Dinlemediği bu emri, insanlık bu emri dinlemedi. Beşer yedi bir sille, Birinci Dünya Savaşı, müthişini yemeden, daha kötüsünü, daha müthişini yemeden bu emri dinlemeli. Kısa bir bahis ama insanlığı kurtaracak sırlar burada. Çözüm burada. <laughs> Ondan sonra formül burada. Şu anda beşer ciddi manada arkadaşlar sıkıntıda. Bu sıkıntıdan en azından biz beşere, insanlığa gücümüz yetmez. Herkes kendi küçük dünyasında kendine hakim olabilir. Evine, dükkanına, iş yerine hakim olabilir. Biz bütün insanlığı kurtaracak değiliz. Kendimizi kurtarabilsek elhamdülillah diyeceğiz. Dolayısıyla bununla alakalı inşallah bir ders okuyacağız. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. Beşer hayatını isterse envai ribayı öldürmeli. Demek ki bir mücadele var. En azından bu cümleden bunu anlıyoruz. Ya öleceksin ya öldüreceksin. Ya kendin faizden ve faizin bütün çeşitlerinden fert ve toplum olarak öleceksin. Şu anda beşer maalesef ellerde sürünüyor ya da bu düşmandan kısasımızı alıp faizi öldürmemiz ve gömmemiz lazım. Bir daha dirilmemek üzere. İki düşmandan birisi ölmeli ve ölecek. Ya insanlık ölecek ya da faiz ölecek. Başka bir yol yok. Beşer hayatını isterse enva ribayı öldürmeli. Bununla alakalı ben önce izin verirseniz birkaç ayet okuyacağım. Önce Rabbimizi dinleyeceğiz. Sözlerin en güzeli, en kemali, en mükemmeli, en tesirlisi. Rabbimiz konuştu mu diye deri susar. Kur'an konuştu mu başka söze hacet kalmaz. Zaten başımıza ne geliyorsa Rabbimizi dinlemediğimizdendir. Bakın Bakara suresinin 275-279 arası bütün ayetler ribadan bahsediyor. Faizden bahsediyor. Faiz yiyen kimseler, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa ancak öyle kalkarlar. Hakikaten ben bunları okurken dedim ya biz hakikaten faizin olduğunu bilmiyoruz ki onun için giriyoruz zaten yani. Bu ceza onlara alışveriş de faiz gibidir demeleri yüzündendir. Oysa Allah alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır. Bundan böyle her kim Rabbinden kendisine gelen bir öğüt üzerine faizciliğe son verirse, geçmişte olanlar kendisine ve hakkındaki hüküm de Allah'a kalmıştır. Her kim de yeniden faize dönerse, bu Mekke fethinden sonra inmiş diye ifade ediliyor. Her kim de yeniden faize dönerse, işte onlar cehennem ehlidirler ve orada süresiz kalacaklardır. Bir ayet daha, bu ayet sesresini devam ediyoruz. Allah faizi mahveder, oysa sadakaları bereketlendirir. Ve yemhakullahu riba Bayır bir sadakat. İkisinde de riba var ama enteresan. Riba dediğimiz faizi Allah mahveder ve sadakaları Allah bereketlendirir. Düz mantıkla bakın sadaka veren, zekat veren bir insanın malı azalır. Düz mantıkla baktığınız vakit. Ve faiz aldığı vakitte malı artar. Ama Allah bunun tam tersini söylüyor. Kim faiz alırsa aldığı faizi mahvedeceğim. Kim sadaka verirse o sadakasını bereketlendirip artıracağım. işletmeciyim. Bazen soru sorduğumda doğru cevap alamıyorum. Çünkü bunun cevabı yine bu ayette saklı. 100 eksi 2.5 kaç eder? Düz mantıkla baktın mı 97.5 eder diyorlar. 100 eksi 2.5 eşittir 97 buçuk eder diyorlar. Oysa 100 eksi buçuk zekatın ödenmesi durumda olursa bu olur 150 arkadaşlar. Oluyor 140 oluyor 130. Faize verdiğiniz 100 liranızı 100 artı 30 ne eder? Düz mantıkla 130. Ama faiz noktasında baktığınız vakit 100 artı 30 eşittir Eksi 30 arkadaşlar. Daha sonra aleyhinize dönecek olan bir durumdur bu. Misaller vereceğim. Hem global manada misaller vereceğim. Hem fert planında misaller örnekler vereceğiz. Dünya konuşmaya gelse, dile gelse, şu faizin insanların başına neler açtığını bir konuşsa, hepimiz faizden uzak durduğumuz müddet kadar, ne kadar imkanı varsa uzak duracağız. Bir dile gelse, şu Yahudilerin insanları faizle nasıl sömürdüğü, arkasından nasıl katillere, cinayetlere maruz kaldıkları, öldürüldükleri, onların paralarının nasıl çarçur edildikleri meselesini dünya bize bir konuşsa, hiç kimse bir daha faiz malına, parasına el uzatamaz. Mümkün değil. Yeter ki benim de başıma böyle bir şey gelmesin diyecek yani. Sadakaların hem dünyada hem de ahirette insanların maddi ve manevi mallarına nasıl bereket getirdiğini bir insan görse ve aklı yol olsa, aklı da olsa elindeki bütün imkanı kendi çoluk çocuğu sadakaya muhtaç olmayacak miktarını ayırıp gerisini Allah yolunda sadakaya verecek. Niye? Çünkü Allah hem bu dünyada artırır hem de ahirette kat ve kat artırır. Bir insanın birisine Karşılıksız bir borç verdiği vakit, karzı hasen diyoruz biz buna. Karşılıksız borç. Yani 100 lira veriyorsun, 100 lira alıyorsun. Cenab-ı Hak o borcu kendisine vermişsin diye kabul ediyor. Bir fertten 100'e karşı 30 alırsın, 20 alırsın, 50 alırsın, 100 e alırsın. Ama Cenab-ı Hakk'a verdin mi sonsuzdur bunun karşılığı. Hem dünyada Allah minnet altında bırakmaz kendisini. Fazlasıyla sana verir umduğun, ummadığın yerden. Hem de ahirette kat be kat kat be kat Allah artırır. Onun için buradaki hesap düz mantıkla yapılmaz. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, hikmeti ve sözü noktayı nazarından mesele değerlendirilecek. Allah bu borcu kendisine verdiğini kabul ediyor. Oldu mu? Verdiğin sadakaları bizzat kendi indiğinde kabul ettiğini Cenab-ı Hak buyuruyor. Mesele budur. Allah faizi mahveder. Oysa sadakaları bereketlendirir. Bununla alakalı birkaç aldığım notlar var. Onları ben size okuyayım. Çok enteresan. Biliyorsunuz Türkiye'de 90'lı yıllarda bir bankerlik faciası yaşandı. Bankerler faciası. Belki burada banker zedelerden de olabilir. Ya da akrabalarımız, tanıdıklarımız olabilir. 7,5 milyon liralık bir belge alıp onunla bir büro açtılar bu adamlar. Daha sonra milletin paralarını toplayıp 1'e 10, 1'e 100 adam attı. nasıl parasını vermeyecek? Ondan sonra da milletin paralarını topladıktan sonra paralar ödenmeyince çok bankerler öldürüldü arkadaşlar. Çok onlara para veren insanlar da intihar edenler oldu. Ne oldu şimdi? Faizi Allah mahvetti. En faiz alanları, en faiz verenleri. Bu bir. 94 krizi var, meşhur. 5 Nisan, bunu biz hatırlıyoruz. O zaman üniversite dedik. 5 Nisan kararları. 94 krizi. 22 banka. Bak. Ya arkadaşlar, bakın. Bankalar kendilerinden kredi alan insanlara ne yaptı? Ertesi gün ilan etti. Verdiğim bire karşılık 700 istiyorum. Getirin paramı diyor. Bire karşı 700. Yani yüzde 700 manasında. Bire karşı 7 yani. Bakın sabah müşterilerine bankalar kısacık bir yazılı not göndererek kredi hesaplarına yüzde 700 faiz uygulanma kararı aldıklarını bildirirler. Bir de 2001 krizi var. Burada ne oldu? faizleri aniden bankalar yüzde üç bin artırdı arkadaşlar. Yüzde üç bin. Hani yüzde yüz vermiş, yüzde iki yüz vermiş, yüzde üç yüz vermiş anlaştıkları miktar. Anlaştıkları bir anda diyor ki arkadaşlar benim size verdiğim faiz var ya evet ben yüzde üç bin buna ne yaptım? Zam yaptım diyor. Peki ne oldu ondan sonra? Tabi yüzde üç bin ne oldu? Bir otuz. Sayısız firma iflas ederek ticari hayatına son verdi. Allah faizi ne yaptı? Perişan etti. Peki bu bankalar mahvolduktan sonra, daha doğrusu şirketler mahvolduktan sonra bankalar ne oldu? Onlar da mahvoldu. Az önce dediğiniz şey oraya ortaya çıkıyor bakın. Sonuçta 22 banka battı. 2001 krizinde arkadaşlar. 22 banka sahipleri hapse girdi. Kamuoyu önünde haysiyetleri ayaklara düştü. Krizin tüm zararları kamu tarafından yani bizim sırtımızdan ödendi. Dolayısıyla birisi gitmiş faiz almış sadece onu şey yapmıyor. Ahir zamanda insanlar faize bulaşacak. Bulaşmayanların da tozu onlara bulaşacak. Tozu yine bir şekilde ne oldu bize? Dumanı bize de geldi. 2008 yılında ben batmam diyen bir banka var. Lehman Brothers, Lehman Kardeşlerin Bankası. Bu dünyanın en büyük dördüncü bankasıdır. Bu battı arkadaşlar. 2008'de battı. Amerikan manşeli. Tam 50 trilyon dolar bu kriz birlikte buharlaştı. Çok şirketler arkasına battı. Ve şu anda diyorlar ki 200 banka daha battı ondan sonra halen 300 bankanın daha batacağı söyleniyor. Başkasının ahını alan, başkasının gözyaşlarıyla beslenen hiçbir sistem ayakta durmaz. Değil mi? Yani Cenab-ı Hak küfrü şey yapıyor, müsaade ediyor küfre ama zulme kesinlikle Cenab-ı Hak müsaade etmez. Zulmün en büyüğü de, en büyüklerinden birisi de başkasının emeğine, Başkasının çalışmasına, başkasının alın terine göz dikmektir. Ve bunu çok kolay bir şekilde elde etmektir ki bu da faiz ve bankaların, lobilerinin faaliyetidir. Arkadaşlar. Şu anda dünya büyük bir şeye geldi. Yani bir kavşak noktasına geldi. Ya uçurma yuvarlanacak ya kendisini kurtaracak. Diyorlar ki bize yeni bir sistem lazım. Fakat bakıyoruz İslam alemine. İslam aleminde de durum batılı alimlerden farklı değil. Müslümanlar arasında sağlam çalışmış olsa, dünyaya böyle bir modeli göstermiş olsa insanlar biraz daha ne yapacaktı? Biraz daha bu gibi şeylere itimat edip Kur'an'da, İslam'da bunun çözümü var diyebilirdi arkadaşlar. Ayetlere devam edeyim. Allah günahta ve inkar inkarda direnen hiç kimseyi sevmez. İman edip iyi işler yapan, namazı doz doğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında elbette mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku olmadığı gibi onlar mahzun da olmazlar. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve eğer müminlerseniz faizden kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız o zaman bakın Allah hiçbir günah için bu tabiri kullanmamış diyor alimler o zaman Allah'a ve Resulüne karşı savaş açmış olduğunuzu bilin. Faiz alan ve faiz veren Allah'a karşı savaş açmış insanlardır. Ayet bunu net ifade ediyor. Dolayısıyla bankaya gidip ayak ayak üstüne atıp kahvesini yudumlayıp faiz anlaşması için imza atan insanlar bir kez daha hatta bin kez daha düşünsün. Allah'a ve Resulüne karşı savaş açmaktır faiz anlaşması. Allah muhafaza eylesin inşallah. Hadislerden de bir iki tane okuyayım. Çok enteresandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Haberiniz olsun. Cahiliye devrindeki bütün ribalar, faizler kaldırılmıştır. Ödenmeyecektir. Sadece verdiğiniz ana parayı alacaksınız. Böyle cennet zulmetmiş olacaksınız ne de zulme uğramış olacaksınız. Bir tane daha hadis-i şerif okuyayım. Kişinin bilerek yediği bir dirhem riba 36 zinadan eşittir. Sorular İslamiyet'te var. 36 zinaya eşittir arkadaşlar. Hatta ondan şiddetlidir. Eşittir. Ben hayatımda zina etmedim diyor adam. Doğru. Faiz yedin mi? Yedim. Bunu ben söylesem deyin ki ya biraz abartı var, mübalağa var. Böyle de olur mu? Ne yaptım ki? Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söyleyince o noktada meseleyi değerlendirmek lazım arkadaşlar. <laughs> Bir tane de okuyayım. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir zaman gelir ki insanlar faiz yerler. Her kim faizi yemese bile ona da tozu bulaşır. Bir tane daha İsra gecesinde yani Miraç gecesinde bir kavme uğradım. Cenab-ı Hak efendimiz Ali sallatu vesselam'a Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla cennet ve cehennemi gösteriyor. Ta ki cennet ehlinin hangi işi yaptığı, yaptığı için buraya geldiğini ümmetine haber versin. Hangi işi yaptı da cehenneme geldi diye bunu ümmete haber versin. Cehennemden sakındırma, cenneti de bu manada teşvik etme manasında. İsra gecesinde bir kavme uğradım. Karınları evler kadardı. Karınları evler kadardı. İçlerinde senin dışarıdan göreceğin şekilde yılanlar vardı. Bunlar kimdir ey Cebrail dedim. Faiz yiyenlerdir dedi. Allahu Ekber. Dünyada faiz lobisinin başını Yahudiler çektiği halde kendi dinlerine muhalefet ediyorlar. Bak, bunlarla alakalı ayetler var. Ben sadece bir tanesini okuyayım. Bakın. Şayet yanında bulunan fakir halkıma gümüş ödünç verirsen, sakın ona faiz uygulama. Tevrat huruş bölümü. Yani onlara sen gümüş verirsen, altın verirsen, yiyecek verirsen, Sakın ona faiz uygulama. Daha sonra demişler ki yani evet Yahudi olanlara faiz uygulamayalım. Fakat bizden olmayanlara neden uygulamayalım? Dolayısıyla gayrı Yahudi dinlerine mensup olanlara ya da dinsiz olanlara rahat bir şekilde biz paramızı verip çatır çatır onların faizlerini alıp yiyebiliriz diye kendileri de hüküm çıkarmışlar. Ama bununla kendilerini de kurtaramazlar. Başını yaktıkları insanları da maalesef hem dünyada hem ahirette hiç kurtaramazlar ve perişan ediyorlar. Filozoflardan da ben bir iki şey okuyayım. Çok enteresan. Yani aklı başında olan düşünür insanlar da bununla alakalı konuştukları vakit aynı şey konuşuyorlar. Eflatun demiş ki faiz ahlaka aykırıdır. Bundan dolayı reddediyorum demiş faizin yasaklanmasını da talep ediyorum diyor. Eflatun. Adam Müslüman değil. Bilemiyoruz tabi. Allah bilir. Ama en azından bildiğimiz bu zatın kimliği, filozof kimliği yani. Aristo Politika diye bir kitabı var. En çok tiksinmeyi hak eden faizciliktir diyor. Enteresan. Aristo gibi insanın kabul etmediği bir şeyi bizim Müslümanlar nasıl yapıyor ya? Hacı hoca bir adam. Bakın bu hep meşhurdur anlatılan şeyler. Gitmiş bankaya faiz arıyor. Oradaki kızcağız da bankadaki çalışan kadın da sol eliyle çay içiyor. Demiş kızım demiş sol eliyle çay içme demiş. Caiz değil mekruhtur. Şimdi nerede tebliğ ediyorsun sen? Hangi sıfatla? Demiş ki bey amca demiş dikkat edersen sağ elimle senin faizini ne hesaplıyorum demiş. Ne halde olduğumuzu görün ya. Sağ eliyle kadın Müslüman hacımızın, hocamızın faizini hesaplıyor. Sol eliyle de çay içiyor, mekruh. Adam orada tebliğini yapıyor bir Müslüman olarak. Vazifesini yapıyor yani. Ne ya demek istediğim herhalde? Anlaşılıyor değil mi? Ne kadar acınacak bir durumda olduğumuzu herhalde anlatmaya kafi değil mi? Ya. Bugün sabah bir yerde, burada da kardeşimiz de burada, bir buçuk milyon liralık bir dükkanı diyor adam alacak. 15 bin lira diyor kiraya verecek. Adam diyor ki ben böyle bir ticarete niye gireyim? O bir buçuk milyonu giderim bankaya veririm. Bana her ay 40-50 bin lira para gelir. Fe böyle bir mantık nasıl Müslümanlar eleşti ya? Al kardeşim kendine bir gayrimenkul. Aylık sana da bir 15 bin lira gelsin. Helalinden. Çocuğuna da yeter, sana da yeter, ailene de yeter. Yok. Ben veririm onu bankaya. Banka birilerinin canını çıkarsın, kanını emsin, kendisi de kendisine 40-50 bin lira alsın, ben de 40-50 bin lira alayım, rahat yaşayayım. Rahat yaşayamazsın. Allah sana onu yedirtmez. Daha sonra çocukların sana bir Fatiha bile okumaz. Çünkü haram da sen onlar ruhlarını perişan etmişsin. Kalplerini mahvetmişsin. Daha dünyadayken sen belki Cenab-ı Hak sana gösterecek. Dikkat edin, milli piyango gibi şans oyunlarından Para kazanıp da iflah olan bir adam gösteremez dünyaya. Gösteremezsiniz. Daha kötü olmuşlar. <laughs> He subhanallah. Dolayısıyla da doğaya, insanın tabiatına en aykırı düşen para kazanma tarzı faizdir diyor Aristo. Enteresan ya. Bir Hristiyan düşünür adam var. Hristiyandır bu. Ötekilerin dinleri belki de yok. Yani onu öyle biliyoruz. Aristo ile şeyin, Eflatun'un. Saint Thomas de Queen diye bir adam var. Faize öyle bir yorum getirmiş ki. Dersin ki ya maşallah ya hangi dine mensup olursa olsun benim faiz olan, faiz alan ve Müslüman diye geçen adamdan bin kat daha iyi bu adam ya. Bak nasıl değerlendiriyor faizi? Parayı ve paranın kullanımını ayrı ayrı satmak imkanı yoktur herhangi bir malın bizzat kendisiyle kullanımını ayırmak ve böylece satmak mümkün olmadığına göre kullanım karşılığı olan bir faiz istemek aslında haksızlık hatta hırsızlıktır. Modern hırsızlık. Al sana 100 getir bana 150. Aslında onun 50 lirasını hırsızlıyor bu adam diyor. Faiz zamanın bir fiyatı ise al sana bir sene sonra getir diyor. Zamanın fiyatı ise hiç kimse faiz talep etme durumunda değildir. Kimsenin hakkı yoktur buna diyor. Niye? Çünkü zaman bütün insanlar için ortaktır ve sadece Allah'a aittir. Zamanı yaratan Allah. Zamayı mühleti veren Allah. Sen Allah'ın verdiği bir şeyin hakkını nasıl istersin? Yani havayı parayla satmak gibi değerlendiriyor adam yani. Fesubhanallah. Öyleyse bir faiz ödetmek hem hırsızlıktır ve hem de zamanı insanlara bedava veren Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur. Fezbu Çok enteresan. İslam alimleri de ortak görüş olarak şöyle demişler. Herhangi bir toplumda faizsiz yaşanamayacağı inancı yayılmaya ve faizin meşru olduğuna çareler aranmaya başlandı mı, orada çöküntü ve çözülme baş göstermiş ve cahiliyet devrine doğru dönüş başlamıştır. Bizim bir arkadaşımız Cenab-ı Hak bütün Müslümanlar muhafaza eylesin. 2013'te yanlış bir karar verdiler. Yanlış bir karar. İşlerimizi büyütelim, faiz alalım ve bu manada büyütelim işlerimizi. Şimdi 2013'ün elde ettiği karını da artık bulamıyor. Aynı şu ifade 4 ay evvel. Hocam kazancımızın yarısı şu anda bankalara gidiyor. Dolayısıyla banka gelmiş ortak olmuş oraya. Al sana para, sen çalış, ben yiyeyim diyor. Sen kazandın, kazanmadın, kar ettin, etmedin. İşçinin parasız kaldı, kalmadı, şöyle oldu. Faturaların öden diyor, ödenme. Benim umurumda bile değil. Getirin bakalım paramı. Vermedin bileşik faiz. Gittikçe üzerine tekrar binecek şekilde. Dört ay evvel öyleydi. İnşallah düzeltmiştir. Ama gidiş de herhalde öyle bir gidiş değil. Yani düzeltmeye doğru bir gidiş değil. Cenab-ı Hak hepimizi muavza buyursun arkadaşlar. Ya. Evet. Şimdi tekrar konumuzu bir okuyalım. Ondan sonra birkaç örnek daha var. Onlardan da okuyacağız. Bunları alemimize iyice eleştirmek, ruhumuza iyice yedirmek lazım. Aklımın bunu bilmesi yetmez. Ruhen, ruhen, Bugün itibariyle, bu saat, bu an itibariyle. Ya Rabbi, şimdiye kadar bu noktada yaptığım hataları affedebilmeyi, yani bunlardan kaçınabilmeyi, bunlardan kendimi soyutlayabilmemi Ya Rabbi muhafıza ile nasip eyle diye dua edeceğiz. Ve ilk adımı bugün itibariyle ne kadar imkan varsa bakın bazıları şöyle söylüyorlar bize. Hocam diyorlar bankaya girmemiz gerekiyor. Niye kardeşim? Elimizdeki mal satılmıyor onun için kardeşim senin malını mülki maliyetine satarsan satabilir misin? Tabi hocam satabilirim. Kardeşim girme faize. Ehli iman da istifadesi. Niye banka istifadesi ya? Mal ettin diyelim mesela kendi malını 100 bin liraya mesela. Sat bir ehli imana 100 bin liraya. Kendini kurtar. Niye gidip sen bankadan para alasın o karı bankaya veresin? Bir ehli iman istifadesin ya. Gariban birisi istifadesin gariban. Bakın bu böyle. İkincisi diyoruz ki peki sen satamıyor musun? Hayır satamıyorum. Hadi onda imkanı yok. Bankaya girme ortak al. Hocam ortak almak istemiyorum. Kardeşim sen faiz lobilerini kendine ortak ediyorsun. Git bir ehli imanla ortak ol ya. Edeceğin kârı ona ettir ya. Enteresan. Kimse kendine ortak etmiyor gibi. Ama öyle ortakların geliyor ki yılan gibi akrep gibi seni uyuşturuyor sokuyor ama sen farkında bile değilsin ama farkına vardığın vakitte bağda karabil Basra Beşer hayatını isterse envai ribayı kaldırmalı öldürmeli Tabakayı havastan yüksek tabakadan buna zengin deyin fakir deyin kuvvetli deyin zayıf deyin alim din, cahil deyin. Ne olmuş? Tabakay avama sılay rahim kopmuştur. Özellikle burada mali imkan noktasını alıyoruz tanımız. Zenginle fakir arasındaki sılay rahim o kopmuştur. Artık zengin fakiri düşünmez, fakir de zengine hürmet etmez durma gelmiştir. Aşağıdan yani fakirlerden fırlıyor sadayı ihtilali, ihtilal sadaları. Mesela Fransız İstilali'ni bir analiz edin. Çoğumuz biliriz. Hepimiz de biliriz. Fransız temel esprisi ne? Fakirler eziliyor. Ya köylü eziliyor. Gariban eziliyor. Çoğunluk da bunların elinde. Zenginler de hem miktar olarak az, azınlık, hem de onları rahat bir şekilde eziyorlar. Ondan sonra en son Fransız istilali oldu. Fransız ihtilalinde de bakıyorsun ki dengeler öyle değişti ki ya. Ben bir ara bir İngilizce makale İngilizceden tercüme etmiştim kendi çalışma alanım için. Orada çok enteresan bir şey veriyor. Diyor ki dünyanın diyor ben burada başka rakamlar da vereceğim. Dünyanın pastasının yüzde %95'ini dünya pastasının gelirinin yüzde 95'ini yüzde beşlik bir insan grubu paylaşıyor. Yüzde beş insan, yüzde 95 pasta. Pastanın geri kalan yüzde ise yüzde 95 insan paylaşmak zorunda kalıyor. Sonuç cümlesi. Eğer diyor yüzde beşlik pastayı paylaşan %95'lik insan grubuna öteki grup belli bir miktardaki gelirini vermezse adam zekat demiyor buna. Dağıtmazsa dünya çapında Fransız ihtilali yaşanmaması için hiçbir sebep yok diyor. Yani zengin elindeki miktarın belli bir kısmını o fakirlere dağıtmak zorunda. Yoksa Fransa Fransa'nın sınırlarına mahsur kalan o iş o ihtilal bütün dünyaya yayılacak. Niye? Çünkü artık dünya küçük bir köy haline geldi. Küreselleşti artık. Burada olan bir hareket dünyanın öbür tarafında da rahat bir şekilde işlenebiliyor, duyulabiliyor ilahir. Aşağıdan fırlıyor sadai ihtilali. Vaveylai intikami, intikam vaveylaları. Kin ve haset enini. Yukarıdan iniyor zulüm ve tahkir ateşi tekebbürün sıkleti tahakküm sayhası. Dünyayı idare eden iki aile var. İsimlerini söylemeye gerek yok. Çoğunuz bilirsiniz. Maden işletiyor adam. Nasıl zengin olmuşlar bu hainler? Bakın maden işletiyor. Madendeki insanlar da o kötü şartlardan ve aldıkları ücretlerin durumundan dolayı müracaat ediyorlar. Bizim durumumuzu bir düzeltin diyorlar. Akşam silahlı insanları onların bulundukları yerlere sokuyorlar ve ateş emri veriyorlar. Ve subhanallah. Adamlara para veriyorlar hem az hem de diyorlar ki bunları şurada harcamak zorundasınız. Nerede harcayacaklar? Kendi marketlerinde, kendi berberlerinde, kendi kasaplarında. Ya kardeşim, ben filan yerden gelmişim. Mesela Türkiye'den gelmişim. Memleketime para göndereceğim. Senin göndereceğin o paranın hiçbir kıymeti yok Türkiye'de. Burada harcamak zorundasın. Şartları çok kötü. Bunlar trilyonlar kazanıyorlar, onlara dağıttığı para az. Dolayısıyla bakın şu ifadeye, yukarıdan iniyor zulüm ve tahkir ateşi, tekebbürün sıkleti, ağırlığı, tahakküm saykası. Aşağıdan çıkmalı, yani fakir tabakadan, gariban tabakadan yukarıya doğru bir şeyler çıkmalı. Nedir? Tahabbüm, yani sevgi ve itaat. Siz emredin, biz yapalım diyecek. Niye? Çünkü onlar da onlara sahip çıkacak. Hürmet ve hem imtisal, fakat merhamet ve ihsan, Yukarıdan inmeli. Merhamet ve ihsan zenginlerden aşağı doğru inmeli. Hem şefkat ve terbiye. Beşer bunu isterse sarılmalı zekata, ribayı terk etmeli. Beşer rahatını istiyorsa insanlık o zaman zekata sarılmalı, faizden de vazgeçmeli. Bir şey okuyayım çok enteresan bir şey. Yani şu anda arkadaşlar bankaların dünyada idare ettiği miktar sadece ilk 28 sıradaki bankanın mevduatı 50 trilyon dolardır arkadaşlar. Nereden topladı bu paraları? Hepimizin sırtından. 50 trilyon. Sadece ilk 28 banka. Dünyadaki bütün bankaları toplasanız 150 trilyondan fazla bir mevduata hakimler bunlar. Ve bunlar hepimizin cebinden para koparıyor, aşırıyor. Hırsızlık dedi ya, tam hırsızlık yani. Ben bir şey, garip bir şey söyleyeyim size. Şu zekat meselesinde 8 kişi var arkadaşlar. 8 kişi. Bunlar dünyada, dünyada bu 8 kişinin serveti dünyadaki kaç insana bedel? Yani sahip olduğu mal varlığı cihetiyle baktığımız vakit Dünyanın ilk 8 zengin adamı, dünyadaki en fakir 3.6 milyar kişinin varlığına eşittir. 3.6 milyar insanın bütün varlığını toplayın, dünyanın ilk zenginleri olan, ben bunların servetlerini bir şey yaptım, o da görünür yani, hani iceberg gibi altta ne var bilmiyoruz. En azından resmi olarak açıkladıkları arkadaşlar 427 milyar dolar. 427 milyar dolar. Bu adamların serveti. O da bilinen. Sadece zekatlarını verseler Afrika'daki fakir insanların bütününü 11 milyar dolar bütünü doyurur. Bütünü doyurur arkadaşlar. Yani Cenab-ı Hak niye müsaade ediyor? Bu imtihan dünyası. Ya, i̇mtihan dünyası. Nasıl? Bu çok beni etkiledi ya arkadaşlar ya. 3.6 milyar insanın tamamının mal varlığı 8 kişinin mal varlığına eşit. Yine baksanız. Dünyanın yarısı. Dünyanın yarısı ya. 8 kişi eşittir dünyanın yarısı. Ama Allah'ın yanına baksanız bu 8 kişinin değil mi? Allah'ın yanında sinek kadar kıymeti yok eğer iman sahibi değilse. Allah hepimizi bu zalimden ellerinden muhafaza eylesin arkadaşlar. Dünyada arkadaşlar ilk yüze giren Türk bankası da yok. Yani bu bankalar hepsi böyle kelli felli ciddi manada işler yapan bankalarmış. Türk bankaları 119'dan sonra başlıyor yani. En kallavisi yani. Ya. Allah muhafaza eylesin. Beşer bunu isterse sarılmalı zekata. Ribayı, faizi tard etmeli, kovmalı. Kur'an'ın adaleti bab-ı alemde durup Kur'an'ın adaleti bab-ı alemde, alem kapısında, dünya kapısında durup ribaya der, faize der. Yasaktır. Hakkın yoktur. Dönmeli. Senin insanlık alemine, özellikle İslam alemine girmeye hakkın yoktur deyip onu tard ediyor. Dön diyor. Dinlemedi bu emri insanlık. Kur'an'ın bu emrini, akıl ve vicdanın bu sesini dinlemedi. Ne yedi? Beşer yedi bir sille. Arkadaşlar birinci dünya savaşı insanlığın suratına vurmuş bir sille. Müthişini yemeden bu emri dinlemeli. Daha müthişi ne? İkinci Dünya Savaşı. Bakın ne diyor? Kuvvetli bir işareti gaybiyedir. Evet, beşer dinlemedi. insan dinlemedi. İkinci Harbi Umumiyle bu dehşetli silleyi de yedi. İkinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 30 milyon insan arkadaşlar öldü ve gitti. İkinci Dünya Savaşı'da ondan geri kalmıyor. Ve hepsi baktığınız vakit sermayenin çarpışmasından hasıl olan temel şey ya. Yani. Gidiyorlar Afrika'ya diyelim mesela bölüşüyorlar. Ama bunu yapmak için de daha önceden birilerine, devletlere verdikleri ya da devlet reislerine, devletin kasalarına verdikleri faiz ve bu faizi tahsil edememekten dolayı da onların devletlerine ipotek koymaları. Bir yol daha var bunların yaptıkları. Geliyorlar diyelim mesela bir ülkeye faizini verdin mi? Verdin. Vermedin. Havaalanları bizimdir diyor. Limanlar bizimdir diyor. Tren garları bizimdir diyor. Şunlar bizimdir diyor. Madenleriniz bizimdir diyor. Fe subhanallah. Her tarafına elini bu manada yapıyor? Atıyor arkadaşlar. Sömürüyor. E ne yapacaksın sen? Aç kalsam da ben bu zalimlere kendimi teslim etmeyeceğim diyecek. Hasbunallah ve nimel vekil diyecek. Allah bana kafidir. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir diyecek. Allah'a iltica edecek. Cenab-ı Hak o insana, o şirkete, o devlete, o millete hayırlı kapılar açacaktır. Allah her yarattığı mahlukun rızkına kefildir. Bir sineği bile ihmal etmeyeni Allah bir Müslümanın midesini mi, evindeki ihtiyacını mı ihmal edecek arkadaşlar? Beşer hayatını isterse faizin bütün şekillerini, bütün tarzlarını taarit etmeli. Cenab-ı Hak hem şahsımızı hem milletimizi hem de devletimizi hem de alem İslam'ı bu beladan an bu zaman muhafaza eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.